Merhaba sevgili öğrenciler, 12. sınıf temel dini bilgiler yazılı sorularının cevaplarıyla karşınızdayız. Hızlıca cevaplandıralım, hiç vakit kaybetmeyelim. Ancak bu videonun altındaki link olacak. O linke tıkladığınızda 12. sınıfların diğer yazılı sorularına da ulaşabileceksiniz, diğer derslere ulaşabileceksiniz. Hızlıca başlayalım. Birinci sorumuz İsra suresi 23. ayetinin mealinde aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor. Okuyalım bir arkadaşlar. Rabbin ondan başkasına kulluk etmememizi, anne babaya iyilikle muamele etmemizi emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara güzel söz söyle diyor. Evet, anne ve babanın öneminden bahsediyor. Hangisi çıkarılamaz? Allah'tan başkasına kulluk edilmemesi gerekti. Evet, Rabbin ondan başkasına kulluk etmememizi, doğru, A seçeneği ver. Anne ve babaya azarlamak Allah'ın onaylamadığı bir davranıştır. Kesinlikle evet. Anne babaya güzel söz söylemek Allah'ın bir tavsiyesidir. Güzel söz söylemek orada öyle bir şeyden bahsetmiyor. Bakalım. D. Onlardan biri ve ikisi yaşlandığı zaman onlarla ilgilenmememiz gerekir diyor. Hayır, kesinlikle arkadaşlar böyle bir şey olamaz. İlgilenmememiz gerekir diyor. Kesinlikle ve kesinlikle D seçeneği, C seçeneğinde güzel söz söylemek. Ha, yukarıda açık açık yok ama zaten D seçeneğinin olması mümkün değil. Doğru cevap D seçeneği. Geçelim ikinci soruya. Kur'an-ı Kerim'e göre Müslüman bir erkek kimlerle evlenebilir? Hala, teyze, hayır. Yeğen, hayır. Süt kardeş, hayır. Süt kardeşinin olmaz. Kuzen, kuzen ne demek? Hala kızı, teyze kızı, amca kızı. Evet, evlenebilir arkadaşlar. Orada da doğru cevap D seçeneği. Süt anne ile, hayır. Üçüncü sorumuz. Ne diyor bakalım? Yukarıda verilen hadis-i şerife dayanarak İslam'ın nasıl bir din olduğunu söyleyebiliriz. İman, savaş dini, barış dini, fıtrat dini, paylaşım dini, tevhid dini, barış dinidir İslam. Bakalım. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olamazsınız. Ha, yani imanın temelini sevgiye, barışa dayandırıyor. Hiç doğru cevap B seçeneği. En başta da söylemiştik arkadaşlar. İslam nasıl bir din olduğunu söyleyebiliriz. Bir barış dinidir. Geçelim dördüncü sorumuza. Bu ayetin mealinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor. Bakalım. Onlar ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdendir. Yani bizim Müslüman alemini insanlığa önder eyle diyor yani. Bakalım, Kur'an aile içinde dua etmeyi insanlara öğretir. Bu çıkarılabilir mi? Kesinlikle evet çıkarılır. Kur'an çocuk terbiyesini öğretir. Evet, Kur'an ailenin manevi yönüne değinir. Kesinlikle. Kur'an Müslümanların topluma önderlik etmelerini ister. Evet, zaten önder eyle diyor. Kur'an aile olgusunu her türlü şeyin üstünde tutmuştur. Aile olgusunu her şeyin üstünde tutamaz çünkü Allah sevgisi, Allah'a ibadet, Allah'ın varlığı ve birliği her şeyin üstündedir. Bu olamaz, her şeyin üstünde değildir. Doğru cevap E. Geçelim beşinci soru. Evlilikle ilgili aşağıdakilerden hangisi hatalı, yani yanlıştır diyor. Bakalım arkadaşlar, yanlış olanı beraberce bulalım. Evlilikte eşlerin birbirine sadık olmaları gerekir. Doğru. İslam'a göre evliliği kolaylaştırmak gerekir. Doğru. İslam'a göre anne babadan habersiz nikah kıymakta sakınca yoktur diyor. Hayır. Anne babanın rızası almadan olmaz arkadaşlar. Kesinlikle bu yanlış. Diğerlerine hiç gitmeye gerek yok. C seçeneği yanlış. Ha, diğerlerine gitmememin sebebi videoyu kısa tutmak, fazla uzatmamak. Bakalım. Altıncı soru. Boşanma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada da boşanma ilgili bir hatadan bahsediyor. Bakalım. İslam'da boşanma Allah'ın en sevmediği helaldir. Değil mi? Evet, evet. Boşanma çok tavsiye edilmez. En sevmediği şeylerden biridir Allah'ın. B. Kur'an eşler arası problemlerin giderilmesi için hakem tayin edilmesi, barışın sağlanması yönünde yol gösterir. Doğru. Bu da var arkadaşlar. Karşılıklı anlayış boşanmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Karşılıklı anlayış boşanmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Evet, karşılıklı anlayış olduğu zaman evet, soruyu yanlış anladım. En büyük engel boşanma gerçekleşmez yani. Ya, doğru, bu da doğru.
D. Boşanma durumunda toplum büyük zarar görebilir. Evet, görür arkadaşlar, bu da var. Boşanma insanların başkalarıyla evlenme hakkı. Evet, boşanan insan başkalarıyla evlenme hakkı yoktur diyor. Bu yanlış. Bu boşanmayla ilgili doğru bir bilgi değildir. Boşanan insan başkasıyla da evlenebilir daha sonra. Çünkü boşanmış, bekardır o artık, özgürdür. Başkasıyla evlenebilir. Kur'an'da böyle bir şey yoktur. Geçelim 7. sorumuza. 7. sorumuz, bakalım bizden ne istiyor? Müslüman insanların elinde ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Evet, Müslüman insanların elinde ve dilinde güvende olduğu kimsedir. Hadisinde vurgulanan temel konu nedir? Bakalım, Müslüman insanların kesinlikle zarar vermeyen ve insanların kendisine güvendiği kişidir. Ya direkt A seçeneği arkadaşlar. Bakalım diğerlerine de aman. Müslüman başkalarına karşı kendini güvende hissettirir. Hayır. Müslüman başkalarının düşüncelerine karışmayan kişidir. Hayır. Müslüman arka aşırılıklardan uzak duran kişidir. Hayır, hadiste ondan bahsetmiyorum. Müslüman eliyle diliyle yaptıklarından sorumludur. Hayır, güvenden bahsediyor yukarıda. Güvende olan kimsedir. A seçeneği, Müslüman insanlara kesinlikle zarar vermeyen ve insanlara kendisine güvendiği kişidir. Doğru cevap A. 8. soruya geçelim. Soru ya uzunmuş 8. soruda. Doğru cevabı bulduğum yerde duracağım ama arkadaşlar. Bakalım. Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki ayetle ilişkilendirilemez diyor. Oldukça bizi yoracak bir soruya benziyor. Hangisi ilişkilendirilemez? Bakalım. Ey iman edenler, kendinizi ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Ha, adaletli olun. Anne babanız, kardeşiniz yakınızda olsa Allah'a karşı sorumlusunuz ve adaletli olun diyor. Adaleti ayakta tutun. Evet, rahatlığı bulabileceğimi düşünüyorum. A. Bir topluma olan kininiz sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Bu ilişkilendirilir kesinlikle, evet. Çünkü diyor kim olursa olsun adaletin yanında olun. Şüphesiz Allah adaleti iyilik yapmayı, yakınlarına yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. Kesinlikle evet, ilişkilendirilir. Diğerini okumaya gerek yok. C. Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Bunu çıkarabilir miyiz? Bu beklesin arkadaşlar. Ben bunu pek ilişkilendirilemedim. D. Ey kavmim, ölçüyü tartıyı adaletle yapın. Kesinlikle ey kavmim, ölçü ve tartıyı adaletle yapın diyor. Bu var. Allah sorumluluklarınızı yürütürken insanlara karşı adil davranmanızı öğütler. Evet, kesinlikle. Evet, C seçeneği arkadaşlar. C seçeneği. Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iterdi. Evet, bu doğru ama yukarıdaki ayetle ilişkilendirilemiyor. Doğru cevap C seçeneği, alakası yok yukarıdaki ayet ile. Dokuzuncu soruya geldi. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi kardeşliğin farklı bir yönünü vurgulamaktadır diyor. Evet, kardeşliğin birçok yönü var. Hangisi farklı yönü? Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Evet, din kardeşliğinden bahsediyor bu arkadaşlar. Ona hainlik yapamaz. B. Müminler ancak kardeştir. Burada da din kardeşliğinden bahsediyor. Hemen okumadan geçelim. Her biriniz kendi nefsi için arzu ettiği kardeşi içinde sevip istemedikçe iman etmiş olmazsınız. Evet, burada da dinin güzelliğinde ve din kardeşliğinden bahsediyor sevgili gençler. Müslüman kardeşine hakaret etmesi, Müslüman kardeşi direkt D seçeneğinde eledik. Hepsi de Müslüman, din kardeşliğinden söz ediyor. Elimizde E kaldı sanırım. Bir Müslümana ödünç veren iki misli sadaka sevabı kazan. Aa, burada kardeşlik de alaka yok. Burada karşılıklı bir sevaptan bahsediyor, iyilikten bahsediyor arkadaşlar. E seçeneği açık açık ben buradayım diyor. Doğru cevap E. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki güvenirliliği olumsuz etkileyen unsurlardan birisi değildir? Evet, olumsuz etkileyen bir unsur değildir. Güveni diyor. Bakalım. Haset etmek kesinlikle olumsuz. Gıpta etmek. Gıpta etmek arkadaşlar, ona özenmek demektir. Gıpta etmek, özenmek. Bu olumsuz değil. Bakalım. Gıybet, dedikodu tabii ki olumsuz. Tecessüs kesinlikle olumsuz. Riyakarlık yani sahtekarlık kesinlikle, yani gıpta etmek, ona özenmek olumsuz etkileyen bir unsur değildir. Güvenirliliği tam tersine güven sağlayıcı bir durumdur.
11. sorumuz. Doğru yanlış sorularımıza gelmişiz arkadaşlar. Doğru yanlış sorularımızı da hızlıca yapıp geçelim bakalım. Kur'an zandan kaçınmanız gerektiğini emreder. Evet, zannetmek çünkü kesin bilgidir. Zandan uzak durulması gerektir. Biz buna ne diyoruz? Doğru. 12. Kur'an'a göre fitne adam öldürmekten daha büyük günahtır. Fitne fesattırız arkadaşlar, değil mi? İnsanlar arasında fitne sokmak. Kesinlikle bu da doğrudur. Doğru diyoruz. 13. sorumuz. Münafık inanmadığı halde Müslümanım diyen kişi, evet inanmadığı halde inanıyormuş gibi davranan, kendi çıkarları için inanıyormuş gibi davranan kişiye münafık arkadaşlar. Doğru, kesinlikle bu da doğrularla gidiyor hep. 14. Allah hiçbir şekilde terörü sevmez, kesinlikle. Aksi düşünülemez. Zina etmenin topluma hiçbir etkisi yoktur. Kesinlikle yanlış, toplumu parçalar, böler ve yıkar, yanlış. Kur'an'a göre haksız yere bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir diyor. Doğru, kesinlikle haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bu da doğru. Kur'an'a göre alkolü sarhoş etmeyecek derecede tüketmek helaldir. Kesinlikle yanlış. Az da olsa tüketilmemesi gerekir. 18. Bağımlılık yalnızca maddi şeyler için geçerlidir. Olur mu böyle bir şey? Olmaz tabii ki. Yanlış arkadaşlar. Sadece maddi şeyler için değil, manevi şeyler için de bağımlılık vardır ve kötüdür. Geçelim. Kaç? 19. sorumuz. El Adl, Allah'ın güzel isimlerinden birisidir. Çok adil, asla zulmetmeyen, hakkaniyetle hükmeden anlamına gelir. El Adl, evet, El Adl Allah'ın güzel isimlerinden biri midir? Kesinlikle evet, Allah'ın 99 isimlerinden biridir sevgili gençler. 20. ve daha 21. sorumuz da varmış. Başkasının evinin içine izinsiz bakmakta bir sakınca yoktur diyor. Hayır, kesinlikle izinsiz bakmakta sakınca yoktur diye bir şey yoktur. Yanlış arkadaşlar, böyle bir şey olmaz. 21. sorumuz, Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Ne diyor? Ayette anlatılmak istenen nedir? Örnekle verin. Ben burada uzatmayacağım. Konuşacağım sadece. Siz benim konuşmalarımı yazabilirsiniz bu kenara. Mutlaka ehline verin. Yani hak edene, o işi bilen kişiye vermenizi ister. Yani bir koltuğu birine veriyorsan o koltuğu mutlaka o kişi hak etmiş olmalı. Çaba göstermiş, emeğinle oraya gelmiş olması gerekir diyor. Taraf tutmayınız diyor. Hak etmeyen kişiye hak etmediği ödülü, koltuğu, mevkiyi vermeyiniz diyor. Ki hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Çünkü insanlar arasında da hükmettiğiniz zaman, yukarıda da demiştik ya, anneniz, babanız, kardeşiniz bile olsa adaletin yanında kalacaksın. Adil olanı, doğru olanı söyleyeceksin diyor. Hükmettiğiniz zaman da adalete göre hükmedin, kişiye göre hükmetmeyin diyor. Ayette anlatılmak istenen budur. Siz de günümüzde toplumumuzda güzel örnekler bulabilirsiniz. Mesela hak etmediği yerlere gelen insanlara örnek verebilirsiniz. İşte ehline vermediğiniz zaman hak etmediği halde, hak etmediği koltukta oturan insanlar iş beceremez. Memleketi, devleti rahatlıkla batırabilir. Kötü, kötü, kötü günlere bizi götürebilir. Evet, sınav burada son buldu. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videonun altındaki linki tıklayıp diğer derslere gitmeyi unutmayın. Başarılar.